Küçük kalın büçülmez. Küçük beli eğilmez. Bir kere kalkana bayram. Bir daha yine yenmez. Biz ordumuzu alıp düşmana gözdağı vermek için kardeşimizin yanına gitmiştik. Şimdi de kardeşimiz Azerbaycan ve onun şerefli askeri ülkemize geldi. Hazırsanız başlayalım. Azerbaycan bölünmez! Azerbaycan yenilmez! Bir kere kalkan bayrak bir daha yere yenmez! Azerbaycan'a çok teşekkür ederek videoya başlamak istiyorum. Ülkemize her zaman destek verdiler. Bizler de bu desteğe karşılık onlara destek verdik. Kanalımızda sürekli Azerbaycan'ı ve haklı mücadelesini anlattık. Buradan kanalımızda bulunan Azerbaycanlı kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri son dönemin en kapsamlı kış tatbikatına hazırlanıyor. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin de katılacağı tatbikata tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, özel kuvvetler komutanlığı personeli, komando ve helikopterler görev alacak. Alınan bilgiye göre kış 2021 tatbikatı 1 ila 12 Şubat tarihlerinde Kars'ta yapılacak. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin unsurları da ortak, müşterek eylem ateşleme tatbikatına katılacak. Tatbikatta ortak harekatın yürütülmesinde işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sanayi firmaları tarafından geliştirilen savaş silahları ve araçlarının performansının test edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca derin karda ve şiddetli soğukta ateş etme, kış şartlarında eğitim seviyesinin iyileştirilmesi, sahaya yerleşme, konaklama, İkmal ve bakım faaliyetleri dahil olmak üzere birliklerin savaş yetenek ve kabiliyetlerinin test edilmesi ve komuta kontrolünün işleyişinin sağlanması sistemler uygulamanın diğer hedefleri arasındadır. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılacağı operasyonel seviyesindeki tatbikatın son dönemin en büyük tatbikatları arasında olduğu belirtildi. Bu arada sizlere güzel ve içinizi ısıtacak bir haber vermek istiyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımızın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa'da 9 derslik bir ilkokul yapılması hedefimizdir, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıla damgasını vuran, milli gönülleri sevince boğan Karabağ zaferinin, Türk milletinin son yıllarda elde ettiği en görkemli, en destansı başarılardan biri olduğunu belirtti. Böylece Karabağ'ın ebedi Azerbaycan yurdu olduğunun tescil edildiği, esaret zincirinin sökülüp atıldığını ifade eden Bahçeli şunları kaydetti. Karabağ'ın Canevi mertebesinde bulunan Şuşa'nın 8 Kasım 2020 tarihinde kurtarılması, zulmün mukavemetini kırmış, terör devleti Ermenistan'ın kötürüm hayallerini suya düşürmüştür. Stratejik konumunun yanı sıra Şuşa öyle bir yerdir ki Türk kültür ve tarihinin simgesidir. Azerbaycan sanat ve düşünce hayatının kaynaklarından biri olan Şuşa'nın gelişmesi ve burada yaşayan Türk çocuklarının geleceği hepimizin manevi sorumluluğudur. Bilhassa bu kadim Türk şehrinin eğitim-öğretim hayatına destek vermek ihmal edilemeyecek boyun borcumuzdur. Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa'da 9 dersli bir ilkokulun yapılması hedefimizdir. Bu konuda sahip olduğumuz bütün imkanlar seferber edilecek ve gereği hemen yapılacaktır. Bahçeli, Azerbaycan Ulusal Marşı'nın 30 Ocak 1920 tarihinde kabul edildiğini hatırlatarak, marşın söz yazarının merhum Ahmet Cevat, bestecinin ise Şuşa doğumlu merhum Üzeyir Hacıbeyli olduğuna dikkati çekti. İnşaatını arzuladıkları ilkokulun adının Üzeyir Hacıbeyli, temel atma gününün ise 30 Ocak 2021 olabileceğini belirten Bahçeli,
eğitim öğretimin bir milletin istikbal sancağı olduğunu, bu sancağın varlığının nesillerin şuurlu yetişip ahlakla donanmasını temin edeceğini vurguladı. Medeniyetlerin beşiğinin doğru fikir olduğunu, her doğru fikrin onu taşıyacak kafa ve gönüle sahip bulunanlarda olacağını belirten Bahçeli, Şuşa'nın susadığı eğitim ve öğretime destek vermenin fikir ve inanç vecibeleri olduğunun altını çizdi. Bahçeli, Farabi'nin "Düşünmek ruhun kendi kendisiyle konuşmasıdır" sözünü hatırlatarak, "O ruh ki Türk'ün ruhudur. O düşünce ki Türk istiklalinin mimarıdır. Çok yaşa Şuşa, çok yaşa Karabağ, çok yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği" ifadesini kullandı. Sadece Karabağ sorunu açısından değil, Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın genel olarak Güney Kafkasya'nın ve belki de Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok farklı bir aşamaya geçmesinin kesinleşmesi ihtimali dolayısıyla dünyanın kaderi açısından kritik 44 gün geride kaldı. Bu 44 günün son 44 saati ve hatta son 4 saati de aynı derecede heyecan verici gelişmeleri kimileri için ciddi sürprizlere sahne oldu. Süreci kısaca özetleyecek olursak, 27 Eylül 2020'de Ermenistan'la Azerbaycan arasında yeniden başlayan savaş, Rusya ve Türkiye'nin müdahil olması, bölgedeki enerji projelerinin hedef alınması, büyük insani krizlerin yaşanması ve diğer ihtimaller dolayısıyla dünya gündeminin ana konularından biri olmuştur. Son yıllarda iki ülke arasında birkaç kez sıcak çatışma yaşanmış ve uluslararası kamuoyu bölgede kısa süreli çatışmalara alışmıştı. Fakat Temmuz 2020'deki çatışmalar sırasında ve sonrasındaki gelişmeler, Rusya'nın Ermenistan'ı kapsamlı bir biçimde silahlandırması ve Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek, Ermenistan'ın provokasyonları karşısında Azerbaycan'ın çok da sakin duramayacağının, savaşın bu kez alışılmıştan daha kapsamlı ve daha uzun süreli olabileceğinin sinyallerini vermekteydi. 27 Eylül'de savaşın yeniden başlamasının ve yıkıcı etkilerinin hissedilmesinin hemen ardından bazı devletler ve uluslararası kuruluşlar taraflara ateşkes çağrısı yaptı. Ateşkes konusunda 3 kez 10 Ekim, 17 Ekim ve 27 Ekim tarihlerinde Rusya, Fransa ve Amerika'nın arabuluculuğuyla uzlaşmaya varıldı. Fakat çatışmalar hiç durmadı. Ermenistan'ın yeni toprak işgali için yeni saldırılar söylem ve politikası, çatışma bölgesinden uzak sivil yerleşim yerlerini hedef alması, Azerbaycan'ın ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 kararı başta olmak üzere uluslararası kuruluşların soruna ilişkin almış olduğu kararların uygulanması ve kendi topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarma konusundaki ısrarı, tarafların ortak noktaya gelme ihtimalinin zayıf, tam aksine çatışmaların taraflardan birinin zaferiyle sonuçlanması ihtimalinin yüksek olduğunu göstermekteydi. 27 Eylül'de Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırıların ardından Azerbaycan ordusunun işgal altındaki toprakları kurtarma operasyonunun başlamasıyla Ermenistan tarafı çatışmaya dini kılıf uydurmaya ve sorunu Müslüman-Hristiyan çatışması olarak tanımlayıp bir medeniyet çatışması yaşandığı algısını yaymaya başladı. Batı medeniyetinin son kalesi ve yükselen Türk-İslam hilafetine karşı duran kale, Ermeni liderlerinin ve toplumunun sevgisi sloganların tekrarı, uluslararası toplumun dikkatini Azerbaycan topraklarının işgalinden başka yöne çekmeye yönelik bir girişimdi. Sahte entelektüel yanıyla ırkçı bir kavram olarak bilinen medeniyetler çatışması tezi, kıtadaki bir dizi radikal sağcı ve popülist partinin sempatisine sahip. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde son haftalarda Ermenilerle dayanışma beyanlarının çoğu Avrupa'nın en tartışmalı siyasetçilerinden ve güçlerinden geldi. Hollanda siyasi yelpazesinde aşırı sağın lideri Geert Wilders, 27 Eylül'de Twitter'da Azerbaycan'ın İslami saldırganlığına karşı Hristiyan Ermeni dostları desteklediğini söyledi. İslam ve yabancı düşmanı görüşüyle tanınan Wilders, çeşitli etnik ve dini gruplara karşı şimdiye dek defalarca ayrımcılık ve nefret kışkırtıcılığında bulunmakta suçlanıyor. Aynı gün Fransa'da Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağcı Ulusal Meclis Partisi tarafından Ermenistan'ı destekleyen bir açıklama yayınlandı. Le Pen'in soykırım ve İslamofobiyi inkar etmesiyle tanınan babası Jean-Marie Le Pen tarafından kurulan parti, radikal sağ gruplar ve Kremlin'le belirsiz bağlarla Fransız ve Avrupa siyasetinde hala gündemde. Le Pen'in kendisi, Valonya'nın Fransa ile birleşmesi çağrısında bulunan marjinal ve irredentist yani yayılmacı milliyetçi bir hareket olan Rattachisme verdiği desteği gizlemiyor. En yakın danışmanı Emmanuel Le Roy, 2015 yılında Rusya destekçi ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin
bağımsızlığını kutlamak için çoğunluğu radikal sağcı politikacılardan oluşan bir Avrupa delegasyonuna katılmış ve bununla dikkatleri üzerine çekmişti. Ermeni mücadelesinin bir başka ateşli destekçisi de skandallarıyla tanınan Sidney merkezli gazeteci Paul Antonopoulos. Esed rejimi yanlısı Al-Mazhar haber bülteninde çalışan Antonopoulos, neo-nazi duruşu ve ırkçı hareketleri nedeniyle kovulmuştu. Ermeni yanlısı görüşlerini yansıtan Twitter hesabında ise Azerbaycan ve Türkiye aleyhine dezenformasyon faaliyetleri yürütüyor. Ermeni yönetici çevreleri tarafından aktif olarak gündeme getirilen medeniyetler çatışması, radikal soldan radikal sağa kadar uluslararası siyasi yelpazenin çeşitli akımlarının dikkatini çekmeyi hedefliyor. Ne var ki bu anlatı aslında Ermenistan'ın ancak aleyhine işleyebilir. Çünkü radikal sağcı grupları meşrulaştırmak ve benzer ideolojileri onlarla paylaşmak ve paylaştığını göstermek Ermeni tarafına sempati kazandırmayacaktır. Diğer taraftan ilave ve gereksiz unsurlar çatışmasının çözümüne katkıda bulunmayacaktır. Buna karşılık siyasi konuları İslam ve Hristiyanlık arasındaki medeniyetler çatışması olarak tasvir eden Batı ve Rus siyasi güçleri, Dağlık Karabağ çatışmasını, çatışmanın doğasını anlamadan dinler arasındaki başka bir savaş alanı olarak nitelendirebilir. Dağlık Karabağ sorununun kendi siyasi amaçları için kullanılmasıyla ilgilenen bu güçlerin desteği, Ermenistan'a yarardan çok zarar verecektir.